İyi günler sayın seyirciler. Burası Önemli programıyla bir kez daha karşınızdayız. Gazeteci arkadaşımız Aytu Türkan'la birlikte sizler için gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Yaklaşık saat 13'e kadar. Tekrar hoş geldin diyelim. Merhaba. Herkese de iyi yayınlar dileyelim. Bizi izleyenlere de onlara da iyi günler dileyelim. Kendi kendimize de iyi yayın olsun. Hadi bakalım. Şimdi konu başlıklarımız Türkiye Cumhuriyeti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ülkemize geldi. Evet. Barbarlık Müzesi restore edildi. Az önce canlı yayında biz de verdik. Açılışı yapıldı yeniden restorasyon sonrası ve burada konuşmalar yapıldı. Türkiye Turizm Bakanı'nın burada çeşitli temasları da olacak. Bu konuyu öncelikle gündemimize alırız. Dünden kalan konularımız vardı. Dükkanlar, kapatılan dükkanlar dün yine gazetelerin manşetlerindeydi. Özellikle kuaför dükkanları konusu gündeme gelmişti. Bu tabii ekonominin nereye gittiğiyle ilgili gündeme taşıyacağımız konulardan biri olacak. Buna da değinmeye çalışırız süremiz içinde. Dünden yarım bırakmıştık. Bir de Halkın Partisi'nde bir Merkez Yürütme Kurulu'nun parti meclis tarafından görevden alınması konusu var. Orada rahatsızlık devam ediyordu. Sineği millet kararı sonrası özellikle Sayın Özersay bu konudaki rahatsızlığını dile getiriyordu zaman zaman. Yine geçişlerde yaşanan sorunlar devam ediyor. Kapılardaki yoğunluk. Aytu, sosyal medya sayesinde artık sürekli görüyoruz yoğunluk olan saatleri. Bu konuda gündemdeki yerini koruyor. Senin gündeminde neler var? Sen hangi konuyu öne çıkaracaksın? Şimdi tümüne tabii bir bakış açısıyla yaklaşmamız gerekiyor. Şeyden başlayayım önce. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın adı da olması bizler için önemli. Hep söylediğim bir şey var. Türkiye'deki muhataplarıyla ne kadar iyi ilişkiler kurarsa kabine üyeleri, o derece ülkenin refahı açısından yatırımlar artabilir. Daha hızlı işler yapılabilir. Bu anlamda önemli. Şimdi Sayın Mehmet Nuri Ersoy burayı tanıyan da aslında bir kişi. Aile kardeşinin aile şirketiyle burada bir otel, büyük bir otel yatırımı da var. Ve buradaki turizmi nasıl döndüğünü bilen, ailesi vasıtasıyla bilen de bir kişi, deneyimli de bir insan. Ben birkaç kez yurt dışlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs ismiyle temsil edildiği fuarlarda gözlem yapma şansına sahip oldum. Orada Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar bizler için önemli olduğunu bir kez daha görebiliyorsunuz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kanatları altında örneğin Almanya'da, örneğin İngiltere'de, örneğin diğer ülkelerdeki büyük turizm fuarlarında yer bulabiliyorsunuz ve işte becerip de ikili ilişkilerle turistleri ülkeye çekebiliyorsunuz. O yüzden bu ikili ilişkiler bence çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin burada olması. Tabii TİKA diye bir kurum kuruldu biliyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ile koordineli çalışan bir takım projeleri maddi anlamda yapılabilmesine katkı sağlayan bir kuruluş. Sayın Ersoy'un aslında buraya gelişi bu akşam Kıbrıs Türk futboluyla ilgili hazırlanan bir belgesel var. Onun galası için geldi aslında saat 18'e yanılmıyorsam bu akşam. Bir aksilik olmazsa ben de katılacağım çünkü merak ettiğim bir nokta. Bunu bile gerçi eleştiri konusu olduğunu gördüm süreç içerisinde. İşte Türkeli bir bakan mı anlatacak bize Kıbrıs Türk futbol mücadele tarihini? Orada aslında çekilen bir belgesel var ve çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buranın değerleri var o belgeselin içerisinde. Bunun bir takdimi yapılacak, bunun bir sunumu yapılacak. Elbette TİKA'nın bağlı olduğu kuruluşun başındaki kişi de buraya gelip bunun sunumunu yapabilir. Bu çok doğal bir şey. Ama bu gelmişken işte Sayın Başbakan'la, Turizm Bakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla görüşmeler yapılacak olması da bence önemli. Özellikle iki turizm bakanının ve tabii ki başbakanla görüşmesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizminin bazı yollar alabilmesi noktasında elbette oturulup
konuşulacak, sıkıntıların aktarılacağı ve çözüm yollarının aranacağı toplantılar elbette yapılacak. Bu anlamda Sayın Turizm Bakanı'nın burada olması önemli. Tabii Barbarlık Müzesi apayrı bir parantez gerektiren bir konu. Bir tarih barındırıyor orada. Bizim çocukluğumuzdan beri var olan, yani daha da öncesinden var olan ama hepimizin gördüğü, bildiği bir düzeneği vardı. Öğrenebildiğim kadarıyla görmedim ama yapılan çalışmaları sorduğum zaman işte bir oranın bir dijitalleşmesi, biraz daha albenisi, yani daha teknolojik ışıklandırmalarla, teknolojik kullanımla küpürlerin orada yer bulması, o fotoğrafların vesaire daha modern bir müze haline getirildi. Bu da önemli. Bir tarihimiz var orada. Hepimizin öğrenmesi gereken, zaten hala devam ediyordur muhtemelen. Biz çocukken de okullar böyle götürüyorlardı. Onların devam edeceği, daha modernize edilmiş bir yapı. Bunun da açılışının yapılması önemliydi. Ama dediğim gibi ya işte Barbarlık Müzesi veyahut belgesel, evet önemli kültürel anlamda bizler için. Ama ben şu an özellikle ikili temasların turizm alanında ve kültürel anlamda yapılabilecek işler noktasında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin önünün açılması için elbette notlarını alacak, o desteği verecektir. Bu anlamda bu ziyaretin önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım tüm, mesela Sayın Çalışma Bakanımız Ankara'daydı. O da orada bir takım temaslar yapıyor. Bir süre önce yeni Sağlık Bakanımız Türkiye'ye gitti. Dengiyle oturdu, konuştu ve işte 2023'te Girne Hastanesi'nin örneğin artık hayat bulacağı müjdesini verdi. Bu işte bu ikili temasların önemi burada. Yani bizim bir başka çalacağımız kapı yok sevgili Kaan. Utanmayacağız. Yani bize Avrupa Birliği fon falan ayırmıyor. Bize IMF herhangi bir borç vermiyor. Hiçbir dünya devletlerinin sahip olduğu hiçbir olanağa o anlamda sahip değiliz. Tek bir kapımız var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla madem ki böyle de tarihsel bir bağımız var, ana vatan yavru vatan ilişkimiz var, bu kapıları çalmaya devam edeceğiz ve ısrarlı olacağız. Eksiklerini bu toplumun giderebilmek adına. Yani düşün, turizm açısından söyleyeyim. Bugün Girne Limanı, Girne Yat Limanı, Girne Turizm Limanı utançtır hepimiz için. Tarihi bir değer, dünyada sayılı güzellikler arasına girebilecek derecede. Ama gerek kokusu, gerek konumlandırması, oradaki ticari anlamdaki işlerin, gerek yatların ve şeylerin, balıkçı teknelerinin birbirinin içine girmiş olması, bir düzeneğin tamamen yok olmuş olması, mendireğin yıkılmış olması, o tarihi değerlerin üzerine sırf yıkılmasın diye betonarmeye gidilmesi, yani bizim için, hepimiz için, yani toplum olarak da, bireyler olarak da, siyaset olarak da hepimiz için bir utançtır ya. Yani örneğin bunu, bu yolu açabilecek, buranın derhal projelendirilip ihaleye çıkılabilmesi, bunlar hep yıllardır duyuyoruz. İşte son noktaya geldi, ihaleye çıkılıyordu, pandemi girdiydi, pandemiden sonra çıkılacaktı. Bu defa değerler, fiyat dengeleri değişti, onun için ertelendi falan. Ya bunun peşinde koşacak Turizm Bakanı. Yani kaç tane yer var Girne Yat Limanı gibi dünyada? Ve ne kadar büyük bir turizm potansiyel değeri var? Ülke tanıtımı açısından ne kadar önemlidir? Ya Güney Kıbrıs bile bilmeyen insanlar için tanıtımlarında Girne Kalesi'ni kullanır, kendinin hükmündeymiş gibi. Yani o kadar önemli, değerli, güzel bir şeye sahibiz. Yani düşün, oranın arkadan bağlanmasını, yürüyüş yolları olabilmesini. Yani neler yapılabilir ki oralarda? Eşi benzeri çok var şey anlamda, yapılaşma anlamında. Yani hep insanlar denizin kıyısını kullanır örneğin bu tarz yerlerde. Biz ne yaptık? İşletmeleri deniz kenarına koyduk. İnsanları ara yoldan örneğin yürütüyoruz. Böyle garip düzenlemeler var. Dünyada örnekleri var işte bunun nasıl yapıldığının, çok bariz.
güneyde var, dibimizde var nasıl yapıldığının. Ama bunları yapacak kaynaklarımız yok. İşte bunları peşinde koşacağız kaynak arayışı için. Sadece yani iki devlet büyüğünün bir araya gelip imzaladığı ekonomik işbirliği protokollerinin dışında da her bakan, her bakanlık kendi bünyesindeki eksikliklerin giderilebilmesi için bence bu ikili temaslara çok önem vermeleri gerekir. Aradık, telefona çıkmadı. Tamam kalsın orada dememek lazım. Sürekli o kapıları çalmak, o ikili teması kurmak hepimiz için çok önemli çünkü dolayısıyla. Kulis çalışmalarının önemi çıkıyor burada ortaya. Yani mutlaka. Sürekli yapılması lazım, vazgeçilmemesi lazım. Turizm konusunu açmışken bu geçiş kapılarına geçelim istersen. Çünkü diğer siyaset konusunu sonraya bırakalım. Okay. Çünkü geçiş kapılarında zaman zaman personel eksikliği öne sürülüyor. Kapıların yetersiz olduğu, kapı sayısının da artırılması gerektiği gündeme geliyor zaman zaman ama bence bir şeyi daha gözden kaçırmamamız lazım. Biz turizm limanından feribot gelişinde, yolcu gelişinde de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ben geçtiğimiz ay kullandım turizm limanını. Gemiyle 6 saat, 6,5 saat süren yolculuktan sonra limandan dışarıya çıkabilmem 3,5 saat sürdü. Yani bir işin o boyutu var, bir de bina boyutu var. Yani orada kullanılan artık yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir limana girdiğiniz zaman ki konfor, insana sunulan konforla burada çok ciddi fark var. İşleyiş anlamında çok ciddi sıkıntılar var. Gümrükçülere soruyorsunuz, personel yok. Kendileri artık çalışmak istemiyor. Yani çok o kadar sorunlar birbirinin içerisine girmiş ki ve yani artık devleti yönetenler de çıkamıyor işin içinden. Ama mesela bazı tali yollar var. Kullanılabilecek tali yollar var. Örneğin sınır kapılarında şimdi bunu yapmaya çalışıyor hükümet. Ne yapıyor? Ticaret Odası, Sanayi Odası, Oteliciler Birliği ve Müteahhitler Birliği'nin içinde olduğu ekonomik işbirliği platformu sınır kapılarına talip oldu biliyorsun. Yeni yani son 1-2 ay önceki olay. Yani devlet yapamıyor. Biz orayı alalım. Hiçbir şekilde ticari bir noktaya çevirmeden ama ticari bir şekilde yöneterek yaptığımız karı da yine bu sınır kapılarının altyapılarını iyileştirmek için kullanacağımız bir noktaya getirelim diye bir protokol imzalandı. Şimdi bu protokol elbette anlıyorum eleştirenler var işte ihaleye çıkılmadı neden böyle oldu filan. Ama burada bir iyi niyet var. Biz sınır kapılarındaki sorunları çözemiyoruz. Yıllardır yani bu kapılar açıldığından beri 2003'ten bu yana kaç yıl geçti işte 20 yıl oluyor. 20 yıldır her gazete manşetlerine bakalım birkaç ayda bir sınır kapılarındaki geçişlerde yaşanan sorunlar gündeme gelir. Yani şu anda geçtim turizmi ekonomik anlamda en önemli kaynağımız geçen gün biraz konuştuk. Rum tarafından gelen eurolar. Rum tarafından gelişindeki sorunu biz hala çözemedik. Şimdi bu şirket örneğin oranın altyapısını düzenleyecek. Geçişlerin hızlanmasını sağlayacak. Oraya yatırım yapacak. O yatırımdan para kazanmaya başlayacak. İşte bir takım billboardlar ortaya çıkacak. Oralar kiralanacak. Araç park yerleri ortaya çıkacak. Onlar kiralanacak. Yani benim de öğrenebildiğim kadarıyla nasıl para kazanacak bu şekilde. Ve bu kazanılan parayla da altyapı yatırımlarına devam edilecek. Bu bir talio. Bence doğru bir adım. Dediğim gibi kimileri eleştirebilir neden ihaleye çıkılmadı falan diye. Evet o tartışılabilir ama yapılmak istenen devletin madem ki parası yok bu konuyla ilgili bir başka yöntemle bunu çözelim denmiş. Ve inşallah umarım kısa sürede çözülür. Benzer metotları limanlarda da kullanabiliriz. Ercan'da kullandık. Ercan özelleştirildi. Geçmişi hatırlayalım. Geçmiş Ercan'ı ve şu anı ki daha yenisi bitmiş değil. Yenisi bittiği zaman çok daha modern bir şey ortaya çıkacak ama geçmiş Ercan'la bugünkü arasında bile dağlar kadar fark var. Yani hizmet anlamında. Evet pahalı oldu mu? Evet pahalı oldu ama bugün dünyanın hangi şehrinde havaalanına gitseniz dışarıda bir burger 50 liraysa orada 150'dir. Yani bu bize özgü bir şey değil. Çünkü oraların işletme giderleri, kiraları vesairesi çok yüksektir. Ona uygun olarak da sizi içeri hapsettiği için kaçarınız da yok. Oradan harcama yapmak istiyorsanız orada yapacaksınız. Bu yüksek bedelleri ödeyeceksiniz. Bize ait bir şey değil bu. Yani dünyanın her yerinde olan
bir uygulama. Yani hem ekonomik anlamda hem turizm anlamda, zaten turizmin de günün sonunda kazandırdığı ekonomik bir yapıdır bize. Gelen turistin harcadığı vesaire. Bizim bu tali yollarda kullanarak, ikili ilişkilerde kullanarak, kendi kaynaklarımızı da kullanarak elbette ve burada biraz da işbirliği kültürünü geliştirerek, düşün Girne Limanı'nı örnek verecek olursam tekrar, Bayındırlık Ulaştırma bir ucunda. İşte limanlar konusuyla ilgili. Turizm Bakanlığı tarihi değer açısından bir ucunda. Belediye işin zaten içerisinde. Birçok yapı var. Hangisine sorsanız o der ben şundan sorumluyum, o der ben bundan. Bu sorunu kim çözecek? Kimse yok ortada. Yani yıkılan mendireyi kim koyacak yerine? Yok, ortada yok. Makam yok. Herkes bir yerden atıyor topu. Hem bu tarz işlerin yapılması gerekiyor, hem işbirliklerinin kendi şeylerimiz içinde de, yani kendi bürokratik işlemlerimiz içerisinde de birleştirilip bir insanımıza sunacağımız bir hizmete dönüşmesi gerekir. Hem insanımıza hem turiste sunacağımız hizmete dönüşmesi gerekir. Bunun için de yapılması gereken işler var. Bunları bir bir ele almak lazım. Bugün sadece örneğin sınır kapılarında, limanlarda sadece insanların girişi anlamında değil sevgili Kaan. İş adamları da mal getiriyor bu limanlara. Onlarda da aynı sorun var. Kaldı ki iş adamları şeyi de ödüyor. Mesela gümrükçü gittiği zaman gümrükçünün ücretini ödüyor, yemeğini ödüyor. Öyle bir düzen kuruldu çünkü. Ve işini yapmaya çalışıyor ama annem bakıyorsunuz hizmet yok. Neden? Çünkü insanlar artık biz yeteri kadar çalıştık, çalışmıyoruz diyor. Ve bunu biz çözemiyoruz. Bu bir mekanizma ortaya koyamıyoruz, bunu çözelim. Yıllardır konuşuluyor ya neden örneğin gümrüklerde vardiya sistemine geçilmez, istihdam yapılır, vardiyaya dönüşür bu iş ve bu sorun ortadan kalkar. Bunu da yapamadık. Yıllardır aynı sorunları yaşayıp duruyoruz. İnsanlar da aynı şeyi hemşirelerde de yaşıyoruz, şeyde de yaşıyoruz, gümrük kapılarında da yaşıyoruz. Artık insanlar diyor ki ben para istemiyorum ki, ben ailemle vakit geçirmek istiyorum. Çalışmak istemiyorum artık ekstra. Yeterince çalışıyoruz zaten. Bu sorunları da çözebileceğimiz şekilde ilerlememiz lazım. Yani çok yol alacak işimiz var. Yani bir konu konuşurken 10 tane başka sorunla bağlantılanıyor hemen hemen. Bunları da hükümetlerin hızlı bir şekilde adım adım çözmesi lazım. Burada da hemen başka sorun karşımıza çıkıyor. Hükümet geliyor. Bir ay sonra, 3 ay sonra, 1 sene sonra bakan, başbakan, hükümetler değişiyor. Kim nasıl hangi projeyi götürecek? Bakan değişince bürokrat değişiyor. Böyle garip bir sisteme dönüştük. Yap işlet devlet modelleri ya da özel sektörün bunu alması, hizmet sektörlerinde sanıyorum işi kolaylaştırıcı bir şey. Yani devlet hizmet vermeye çalıştığı zaman özellikle limanlar gibi yerlerde maalesef iş biraz daha zorlaşıyor ama evet. Özel sektörün ele alması, ticari bir kafayla bakılması oraya mutlaka burada canlandıracaktır. Biraz hepimizin toplum olarak samimi olmamız gerekir. Yani bizde şey var, tamamen bir özelleştirme karşıtlığı var. Her anlamda bunu görebilirsiniz. Bakan çıkıp da limanları özelleştirmemiz lazım, hemen bir tepki doğar. Limanlar çalışmıyor. Az önce örneklerini verdik. Giden de görüyor zaten çalışmadığını. Ama özelleşmesinde devlet devam etsin çalışmaya. Olmuyor işte. Yani o 40 yıldır olmuyor. Bu dünyada da olmadı zaten. Yani bu tip işler bize özgü değil. Gidin. Özellikle. Hayır, bir de nedir biliyor musun sevgili Kaan? Mesela güneye geçiyor bir vatandaş. Orada özel olarak çalıştırılan limanda, Limasol'da, Larnaka'da ne güzel deyip gezip fotoğraf paylaşıyor mesela. Ya da Türkiye'de fark etmiyor. Ya da Avrupa'nın bir şehrinde. Tamam be arkadaş, bırakırsan, ses etmezsen da bizde de özelleşecekler. Özel sektör işletmeye başlayacak ki bak örneği de var. Örneğin Karpaz tarafında bir marinamız var. Nasıl bir marinadır? Giden bilir. Çiçek gibi. Çiçek gibi. Restorantından, bahçe düzenlemesinden, yatların duruşundan, temizliğinden. Çünkü özeldir. Adam ondan para kazanır. Para kazanmak için de yatırım yapar. Hizmet alanlarda biz vatandaşlara da gittiğimizde ne güzel yer deriz. Neden devletin limanlarında bunu yapmayalım yani?
Burada önemli olan devletin haklarını koruyacağı, hepimizin doğal olarak haklarımızı koruyacağımız sözleşmeler yapmaktır. Onun dışında elbette hizmet sektörü özelleşmeli, böyle çalışması gerekiyor sistemin. Ama hayır, yani toplum buna karar verecek. Beğeniyorsan özeldekini, o zaman burada talep edeceksin aynısını. Ama o güzel, tamam, ama bizdeki kalsın. Ama iyi hizmet versin. Yok, devletin hangi alanda devlet iyi hizmet verebiliyor? Neden peki Avrupa, Batı ya da diyelim daha geniş bu sistemi savundu ve uygulamaya koydu, yapıyor? Bir doğru var çünkü. Ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Doğrusu orada işte karşınızda duruyor. Yeter ki doğru yönet. Yani kurguyu ilk başta doğru yap. Ondan sonra devam etsin bu sistem. En çok konuştuğumuz konulardan biri, yani dünyadaki her şeyi, ülkemizdeki her şeyi baştan keşfetmeye çalışma. Halbuki dediğin gibi örnekler var. Bu örneklerin nasıl çalışıldığını görebiliyoruz. Hizmet sektörünün özellikle özelleştirilmesi hizmet kalitesini artıracaktır. Çünkü siz bir devlet görevlisine oradan hizmet talep ettiğinizde göreceğiniz davranışla özel sektör çalışanından göreceğiniz davranış muhtemelen aynı olmayacak. Elbette. Bu da ortada. Elbette. Bunu artık görmek lazım, kabul etmek lazım. Kesinlikle. Yani örneği var çünkü. Yani görüyoruz işte. Her yerde bu şekilde. Neden bizde olmasın? Yani biz de hak ediyoruz daha iyi hizmet almayı. Biz de hak ediyoruzun ötesinde Aytu, dediğim gibi sana limanda o 3,5 saatlik sıkıntıyı yaşadığımda beni en çok üzen şeylerden biri, yolcuların yarısı turistti. Fransız veya Rum veya İtalyanlarla karşılaştım yolcular içinde. Ve o 3,5 saatlik eziyeti çektiler. Bir kısmı mesela giderken de, araçla gittiğim için bunları yaşadım. Giderken de aynı şey, gelirken de. Bir kısım Rum Türkiye'yi gezmek için gidiyordu. Türkiye'den buraya gelip Kıbrıs'a geçenler, artık kuzeyde mi kalacak, güneyde mi kalacak bilmiyorum ama illaki bizim ulaşım yolumuzu kullandı. Bu ülkeye bir vergisi girdi, bir kazancı girdi. Ama o 3,5 saatlik eziyetten sonra o insanlar aynı yolu kullanmayı isteyecek mi, istemeyecek mi? Ya da işte bunun tartışırken bunları görmek tabii ki lazım. Bunun yarattığı etki, ülkesine döndüğünde yabancı biri, ya ülke çok güzel. En büyük sorunumuz mesela neydi, aklıma geldi şimdi, ama çok pis. Yani ülke çok güzel, tarihi değerler açısından aslında çok iyi bir konumlanma noktasındayız. Çünkü bu çok uygarlıklar geçti bu ülkeden ve her biri bir şeyler bıraktı. O yüzden çok şanslıyız o konuda. Ama onları koruyamıyoruz, temiz tutamıyoruz. Bu bir sorun. Ülkeye giriş çıkışta işte insanlara eziyet çektiriyorsunuz. Bu da bir başka sorun. Bu kez gittiği zaman, ya ülke güzel ama bir daha gider miyim? Ben gitmem, bu eziyete değmez diyebilir. Neden biz bu elimizde ve bunları düzeltebileceğimiz şeyleri düzeltemiyoruz? Tarihi eserlere neden sahip çıkamıyoruz mesela? Tamamen siyasetle alakalı. İstihdam ediyorsunuz oraya bir bekçi. Sonra diyor ki ben Sayın Bakan, ben burada mı kalacağım ya dağın başında? Alın beni de daireye. Alın daireye, kalan da kalıyor yukarıda başı boş. Yani bu gibi küçük yerde olmanın dezavantajlarını yaşıyoruz galiba. Ama bir şeyleri de değiştirmemiz lazım. Çünkü hiç kimse memnun değil. Çalışan memnun değil, hizmet alan memnun değil, hizmet veren memnun değil, turist memnun değil. Bir şekilde düzelmeye bir yerden başlamak lazım yani. Kesinlikle. Kapanan dükkanlar konusunda buna bağlayıp arkasından istersen Halkın Partisi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu'nun görevden alınması konusuna geçelim. Bir Ünsal Bey biraz sitem etmiş okuyun şeyi diye. Ben okuyayım yorumunu sevgili Kaan. Ben ara ara kontrol ediyorum. Bugün, yani şimdi düştü bana. Bugün bir hizmet verildi diyor. Barbarlık Müzesi merasimle açıldı. Ülke her konuda mükemmeldir. Üzülmeyin. Biraz herhalde kinaye de var mesajda. Biz herkes, hepimiz ülkenin mükemmel olmasını istiyoruz. Keşke o mükemmellik seviyesine gelebilsek ama onun için de çok çalışmamız lazım herhalde. Emin Bey de diyor 80 milyon idare eden yönetenlerden her anlamda aydınlanıp ülkeyi yürütmek bizim elimizde. Ama yapabileceklere hep takos koymak da gene bizim işimiz. İnşallah daha iyi işler yapılacak. Gaye de o zaten. Bizim de peşinden gittiğimiz konular bu, işte daha iyi olabilsin ülkemiz diye. Çünkü burası bizim. Kapanan dükkanlar konusu tamamen işte ekonominin bizi ittiği nokta.
hep söylediğim bir şey var. Bu ülkede özellikle 1 ile 10 çalışan arası iş yerleri çok ciddi sıkıntı çekiyor şu anda. İşte daha çok daha küçük işletme, işte kuaför tarzı. Adam kendi kuafördü zaten. 2 kişi de yanında çalıştırır örneğin. Ki kuaförlük dünkü manşetlerden biriydi. Ki kuaförlük gene nispeten şey bir sektör. Rahat, daha rahat kazancınız. Emeğinizi satıyorsunuz çünkü. Hı hı. Yani bir kiranız var. Bir de emeğiniz var. Ama alım satım gibi işlerin yapıldığı daha küçük işte şeyler, esnaf modeli, kafe tarzları, şunlar bunlar. Bu pahalılığın getirdiği dezavantaj nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Eğer yeriniz birazcık Rumların yakın olduğu turistik bir yerdeyse hadi kurtulma şansınız var belki. Ama sadece vatandaşla iş yaptığınız bir iş kolundaysanız yandınız. Çünkü sizi koruyan bir sistem yok. Asgari ücret artınca çalışanınıza bunu yansıtmak zorunluluğunuz var. Her alanda pahalı olduğu için hayat, o sattığınız ürünü, o neyse, ham maddesini alıyorsunuz, işliyorsunuz, satıyorsunuz, pahalı oluyor. Veya hazır getiriyorsunuz ama gelirken pahalı geliyor. Üzerine karınızı koyup satıyorsunuz, pahalı oluyor. Vatandaşın bunları alabilecek gücü sınırlı. Çünkü sadece hayat pahalılığına karşı nispeten kamuyu koruyabiliyor devlet. Kamu çalışanını bir nispeten koruyabiliyor. O da nispeten. Çünkü tespitimiz örneğin bizim geçen yıldan bu yıla %118'di hayat pahalılığı devletin tespit ettiği. Ama reelde öyle mi? O çok tartışmaya açıktır. %150 olduğunu söyleyen de var çünkü. Nispeten o yüzden koruyabiliyor ama özel sektör çalışanlarını koruyan hiçbir sistem yok. Dolayısıyla tüketim, kendi insanımız, burada çalışan, burada yaşayan insanların tüketim alışkanlıkları değişmeye ister istemez başlıyor. Daha azalıyor. Azaldıkça da özellikle küçük esnaf dolayısıyla kepenk kapatmak durumunda kalıyor. Şimdi bir hanımefendi 3 günde bir saçına fön çekiyorsaydı artık ayda bir ya da 3 haftada bir çekiyor. Dolayısıyla kuaför de kirası artıyor. Çalışana ödediği rakam artıyor. Elektriğe ödediği rakam artıyor. Tüketim de onu kullanan insan sayısı da azalınca dolayısıyla işin içinden çıkamıyor. O yüzden bizim yani hayat pahalılığını maaşlara yansıtma derdinden ziyade hayatın pahalı olmasının önüne geçebilecek argümanları ekonomik bir akıl olarak ortaya koymamız gerekir. Bir de elbette küçük esnafı koruyacak yöntemlerin sadece işte kredi olanağı sağlamak değil, örneğin çalışanın yatırımları üzerinden belli şeylerin yapılabileceği var olan bir sistem var ama herkese geçerli. İhtiyacı olana da geçerli, ihtiyacı olmayana da geçerli. Bunları düzene konulabileceği, ihtiyaçlı sektörlerin ortaya dökülüp buna göre yardımların yapılabilmesi gerekir. Bence böyle bir yapılanmanın içerisine girmek gerekiyor ekonomik akıl olarak diye özetleyebilirim. Hüseyin Koltan'ın sana bir sorusu var Aytu. SSK'da mağdurluk aylığı alan bir insanın Temmuz sonunda hayat pahalılığı ödeneği ne kadar yansıdı diye bir soru yöneltmiş sana. Temmuz sonunda hayat pahalılığı 156.7 yansıdı maaşlara. Öyle olması gerekiyor sizin de Hüseyin Bey. Bilgimiz o şekilde çünkü. Tüm maaşlara öyle yansıdı. Yani kamudan çıkan tüm çeklere öyle yansıdı. Ama hani malullük farklı mı emin değilim. Yanıtmak da istemem. Ben de ondan tereddütte kaldım. Şeyler var. Malullükte farklı bir uygulama yoktur ama. Bilmiyorum yani net olarak bir şey yanıtmak istemem ama yani çek geldiğinde farkı görünüyor zaten. Yüzdelik farkı. Süremiz azalıyor. İstersen Halkın Partisi'ne de 2-3 dakikamız var. Değinelim. Vallahi alalım. Halkın Partisi bugün böyle okuyunca gülümsedim de. Yani gerçekten çok da anlamakta güçlük çekiyorum. Düzgün kelimeler seçmeye çalışıyorum ama Halkın Partisi seçimin bittiği gün ve 9 vekilden 3 vekile düştüğü gün
Zaten Sayın Kurt Özer Sayın, ben başarısız oldum, istifa ediyorum. Parti başkanından istifa ediyorum. Organlarını da istifa ederek yeniden bu partinin şekillenmesi gerekir şeklinde bir çıkış yapması gerekirdi. Yani 9 vekilden 3 vekile düşüyorsunuz. %17'lerden %5'lere düşüyorsunuz. Ve çok batılı olduğunuzu, diğer partilerden çok farklı olduğunuzu söyleye gelen bir sürecin içerisinden doğup bir noktaya getirdiğiniz bir parti. Ama diğer geleneksel partiler ne yapmışsa, yani başarısız bir yönetime parti benim olur, devam etsin şeklinde yaklaşmış. Yıllardır böyle zaten bizim geleneksel siyasetimiz. Siz de onun bir parçası olmuşsunuz. Şimdi sineği millet diye bir karar aldınız. Altını da tam dolduramadınız. Vatandaşın da takdirini alamadınız. Diğer muhalefetle de beraber hareket edemediniz. Bir başarısız girişim yaptınız sineği millet adıyla. Kendi milletvekillerinizi ikna edemediniz. Vatandaşı nasıl ikna edeceksiniz zaten? Kendi vekilleriniz de size böyle şey olmaz. Yani hani sineği millet oldu da ne oldu? Yani toplumda bir hareketlilik mi var? Yok. Halkın Partisi sadece kendi kendini sistem dışına attı. Buna inanmayan iki milletvekili biz meclise mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Şimdi Kurtuluş Hoca çok ilginç bir şekilde demokratikliği sorgulanan yöntemlerle illa iki vekilini sistemden çıkarmak istiyor. Onlar da direniyor. Çok garip bir uygulama. Espri oldu. Geçenlerde onu söyleyip noktalayayım. Kiminiz mahalleye, kiminiz mahkemeye diye çok güzel bir sloganla başlamıştı siyasete hoca. Ama kendi partisini hem mahalleye kendi eliyle çıkarttı sistemden, hem de mahkemeye düşürdü kendi eliyle. Bu da çok ironik oldu. Bence bu Merkez Yürütme Organı'nın sırf iki vekili dışarı atabilmek için feshedilmesi bana göre çok antidemokratik bir yaklaşım. Ve o Halkın Partisi'nin kuruluş değerleriyle de hiç örtüşmeyen bir yaklaşım diye düşünüyorum. Ama tabii iş meselesidir. Kendileri neyse yapacakları yaparlar. Biz de böyle kısaca, çok halkın da gündeminde değil zaten, kısaca işte siyaseti de yorumlamak noktasında olduğumuz için yorumlarız, geçeriz. Evet Aytu, bugün de süremizi tamamladık. Yine teşekkür ediyoruz sana programımıza verdiğin katkı için. Arkası yarın. Arkası yarın. Evet sayın seyirciler, yarın gündemdeki konuları değerlendirmeye sevgili gazeteci arkadaşımız Aytu Türkkan'la devam edeceğiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşçakalın.